Evet hocam. Evet. Bir sonraki sorumuz Veysel Karakaş'tan geliyor. Veysel Karakaş, merhabalar. Bunu sanırım daha önce hiç konuşmamıştık. O yüzden bu sorudan yola çıkaraktan cevaplamış oluruz. İyi günler hocam. Solaklık ve sağlaklığın beyinle ilişkisi nedir? Yani benim beynimdeki ne farklı da ben sağlam diyor. Neden Evet. solaklık veya sağlaklık var gibi de bir şeye Evet, Veysel döndürebilirsek. sağ elini kullanıyor herhalde, değil Evet, mi? o sağlakmış. Dolayısıyla çok farklı değil. İnsanların çoğuyla aynı olduğu için sağ elini kullanıyoruz. Şimdi birincisi, neden solaklık diye bir şeyin var olduğunu bilmiyoruz. Neden sağlaklık diye bir şeyin de var olduğunu bilmiyoruz. Neden lateralizasyon diye bir şey var onu da bilmiyoruz. Bunun biyolojik adı lateralizasyon. Türkçesi yanallaşma. Beynimizdeki işlevler beynin iki yarı küresi arasında bir şekilde bölüşülmüş durumdadır. Sağ taraf ve sol taraf insanların büyük bir çoğunda benzer bir iş bölümünü paylaşırlar. Beynin sol tarafı çoğu insanda, %90-95 oranında insanda seri yapılabilen otomatik faaliyetleri bilinç dışı bir şekilde kontrol etmek, kalıp ve örüntü tanımak, etiketlemek, tanımlamak, isim koymak, seçenekler arasında seçim yapmak gibi işlerde uzmandır beynin sol tarafı. Sağ tarafı ise bir şeyi bütüncül olarak algılamanız gerektiğinde, onun diğer nesnelerle ya da olaylarla olan bağlantısını bütüncül olarak fark etmeniz gerektiğinde ve yeni bir şeyle karşılaştığınızda daha fazla sağ taraf aktif olur. Dolayısıyla bu ikisi arasında enteresan bir iş bölümü var. Mesela ben şu anda konuşurken çoğunuzda olduğu gibi beynimin sol tarafındaki konuşma merkezini kullanarak bu kelimeleri bir şekilde sıraya dizebiliyorum. Ama konuşurken sesime duygusal bir ton veren kısım beynin sağ tarafında onun tam karşısına denk gelen bölüm. Zira burası hasar görürse ben biraz böyle robotik tarzda pek fazla ses düzenini değiştirmeden duygusuz ve vurgusuz bir konuşma yapan bir insana dönüşebilirim. Böyle olsa videolar çok sıkıcı olur gerçekten. Ama Allah'tan burası çalışıyor. İşte böyle sesimize duygusal bir iniş çıkış falan verebiliyoruz. Hakeza arkada siz şu anda bu videoyu izlerken eğer beni dinliyorsanız anlarken kullandığınız bölge şuralarda bir yerde vernik alan dediğimiz yer. Onun tam karşısındaki kısımla ise benim sesimdeki duygusal vurguları çözümlüyorsunuz. Bakın iki beyin yarım küresi arasında böyle bir fark var. Mesela müzik dinlerken müzisyen değilseniz beyninizin sağ tarafı daha fazla aktif oluyor ama müzisyenseniz beynin sol tarafı daha fazla çalışıyor. Çünkü muhtemelen müziği analiz etmeye alışkın bir beyin olduğu için o müzikal uyaranı analiz edecek bir şey gibi karşı tarafa aktarıyor. Şimdi bu insanların çoğunda gördüğümüz bir dağılım. Kökensel sebebini bilmiyoruz. Yani neden böyle bir iş bölümü var? Teori çok ama neden olduğunu bilen yok. Bazen bu beklediğimiz gibi gelmiyor. Beklediğimiz gibi gözükmüyor herkeste. Çünkü biliyorsunuz işte parmak izlerimiz benzersiz, canlılar makine gibi tıpkı basım üretilmiyorlar ve bizim bildiğimiz her türlü kategorinin muhakkak bir istisnası var. Ben hep söylerim, biyoloji istisnalar bilimidir. Mesela sağlaklık, solaklık meselesi de aynen böyle. İnsanların yaklaşık %5'i de enteresan bir şekilde mesela sol elleriyle baskın iş yapıyorlar. Neden çoğu sağ elini çok kullanıyor? Biraz önce anlattığım yanallaşmanın bir etkisi bu. Sol taraf vücudun sağını kontrol ettiği için ve kalıp hareketlerde sol taraf daha mahir olduğu için sağ elimizle yazarken çoğumuz düşünme ihtiyacı hissetmiyoruz. İşte gözümüz kapalı otomatik pilotta yazı yazabiliyoruz ya da kompleks işleri yapabiliyoruz. Ama kalemi diğer elimize aldığımızda sol elimizde sağ beyin kontrol ettiği için ve o bu ince motor hareketler dediğimiz maharetli işlerde pek iyi olmadığı için işte böyle sol elimizde yazarken biraz zorlanıyoruz. Fakat bazı insanlar %5'te olay tam tersi. Fakat ilginç bir şekilde bunların neredeyse yarısında baskın elle yani sol elle iş yaparken de ilginç bir şekilde beynin sol tarafı çalışıyor. Yani onlarda bağlantıda da bir değişiklik olabiliyor. Hepsinde beyin tam ters dönmüş gibi değil. Yani normal adamda işte sağ eli sol taraf kontrol ediyor. O yüzden sağ tarafı yazıyor ama solaklarda beynin sağ tarafı solu kontrol ediyor da o yüzden solu çok kullanıyoruz gibi genel geçer bir kaydı da yok. Biyolojik olarak, evrimsel olarak diğer canlılardaki dağılımlar açısından baktığınızda, karşılaştırdığınızda sebebini ve hikmetini çok anlayamadığımız bir durum söz konusu. Beyinde çok farklı da bir durum izlemiyoruz sağlaklar ve solaklar arasında. Bazı deneysel kanıtlar var. Jimi Hendrix severler bunu çok severler mesela. Jimi Hendrix solak olduğu için, Tony Iommi solak olduğu için, şimdi Ozan'ın onların resimlerini buralara koyduğunu hayal ediyorum. Solakların biraz daha sanata yatkın olduğu, işte bazı spor dallarında daha mahir olduğu gibi genel geçer iddialar ya da kabuller duyabilirsiniz. Çok bir deneysel kanıtımız yok. Bildiğimiz bir tek şey var. Reaksiyon hızları bir tık fazla solakların ama bir tık yani çok fark ettirecek bir şey değil. Reaksiyonunuzdan ne kastediyorum? Bir uyaran verdiğiniz işte ona ne kadar sürede cevap verebildiğine dair yapılan ölçümler solaklarda minnacık bir avantaj gösteriyor. Son olarak söylemem gereken şey şu. Daha evvel zannediyorum bunu zikrettim. Sağlaklık ve solaklık
böyle iki ayrı kategori gibi de değil. İnsanların hiçbiri tam olarak ne sağlak ne solak. Bu bir geniş spektrum. Şöyle düşünün, aşırı miktarda sol elini kullananla aşırı miktarda sağ elini kullanan insanların arasında kesintisiz bir tayf var ve hepimiz bunun bir yerlerinde yerleşmiş vaziyetteyiz. Solak zannettiğimiz insanların birçoğu ve sağlak dediğimiz insanların da önemli bir kısmı aslında ambidexter dediğimiz iki elini eş maharette kullanabilen insanlardan oluşuyor. Bu da muhtemelen beynin iki yarısının eş baskınlığı gibi bir nedenden kaynaklanıyor. Tekrar edeyim, beyinsel nedeni çok belli değil, kökeni çok belli değil, faydası çok belli değil. Ama her zaman söylerim, çeşitlilik iyidir. Hepimiz sağ elimizi kullansaydık, yani solak gitar bu kadar ilginç bir şey olmazdı mesela, değil mi? Yani ne enteresan, solaklar için özel gitar var. Bu çeşitlilikte biyolojinin, dediğim gibi bir istisnalar bilimi olan biyolojinin adetidir aslında. Ve bazen istisnalar kaideyi bozar. Dolayısıyla kaide nedir? Canlılar, insanlar sağ elini kullanır. Hayır efendim, istisna kaideyi bozar. Kafasına göre takılır. Kimin nereyi kullanacağı belli olmaz. Bilinen bir avantaj ya da dezavantajla ilgili bir durum değil. Ah, bir şey daha söyleyeyim. Solak eğilimleri olan, sol elini kullanma eğilimli çocukları bazen kültürel nedenlerle sağ ele alıştırmaya çalışıyorlar. Ciddi sıkıntı çıkıyor. Yapmayın. Doğala bırakmak en önemlisi, hangi biyolojik yatkınlığa sahipse o yönde ilerlemesi en güzel olan. Bunu söylemeniz güzel oldu hakikaten. Bende de enteresan mesela hocam. Yani futbolu sol ayakla oynuyorum. Baskette solla atıyorum ama sağ elle turnikeye girebiliyorum. El lateralizasyon, daha doğrusu lateralizasyon testi diye bir test var. Bu sağlaklık ve solaklık bu tip testlerle belirleniyor. Orada zaten 10-15 tane, bazen 20-25 tane soru var. İşte kavanozu nasıl açarsın? Özellikle bunu yaptırıyorlar test sırasında. İşte delikli bir tahtanın üzerindeki tahta çubukları alıp diğer tarafa deliklerle hangi eline geçiriyorsun? Efendim işte kapıyı nasıl açıyorsun? Bilmem topa nasıl vuruyorsun? Bu gibi şeyler arka arkaya gözlemleyip skorluyorlar ve buna göre sağlaklık, solaklık ya da el kullanmanın ne kadar yanallaştığına dair bir skor elde ediliyor. Orada görüyoruz ki hiç hakikaten mükemmel sağlak ya da mükemmel solak yok. Dediğin gibi sen de o skalanın bir yerindesindir. Hatta belki biraz ambidextersindir, yani çift ellisindir de haberin de olmayabilir. Onun bir testle sınanması lazım. Ha, bir faydası var mı bilmiyorum ama Leonardo da Vinci'nin falan böyle çift elli olduğunu söylerler. Hani iki eliyle aynı anda yazı yazıyormuş, ayna görüntülü falan mesela böyle. Mesela yani evet. Gibi gibi. Olabilir. Bunun daha çok örneklem sayısı çok az olduğu için, yani yeteri insanı gözlemleyip de bilimsel sonuç çıkaramadığımız için net bir şey söyleyemiyoruz. Fakat gene ben hani duygusal, bazıları bana diyor ki hocam amma sallıyorsun abi bilimsel falan. Ya bilimsel falan olmak zorunda değilim. Öyle bir iddiam yok. Ben dünyadan okuduğumu anlatmaya çalışıyorum ama şunu söyleyeyim. Bir yerde cinslik vardı, orada ışıltı vardı. Yani cinslik varsa oradan bir şey çıkar. Sıradan olandan bir şey çıkmıyor dünyada. Yani bir tuhaflık olması lazım. Mesela ben sanıyorum bütün kariyerimi kulaklarıma borçluyum. Çok önemli. Evet hocam, doğru. Büyük ihtimalle mesela davul çalanlarda bu şey vardır ya da piyano çalanlarda büyük ihtimalle hani onlarda. Hatta davulda hem ayak hem tabii iki kol, yani hepsini ayrı ayrı. Birçok enstrümanda onu bozmaya çalışıyorsun zaten. Enstrüman eğitiminin temel şeyi odur. Yani o evet, alıştığımız sekansı bozarak işte piyanoda mesela iki eli ayrı ayrı kullanmak, aynı maharette kullanmak. Mesela eğitimin önemli parçası o. Mesela gitarı ilk öğrendiğim günü unutamıyorum. Birçok insan şeyi soruyor. İşte daha doğrusu şeyi anlatmaya çalışıyor. Ben ilk gitar çalmayı öğrenirken işte şöyleydim diye mesela gitar derslerine başlayan gitar görüyorum. Gitarı alıp böyle taklit etmeye çalışıyor. Öyle taklit etmeyin. Ne yapın biliyor musunuz? Ters çevir gitarı. Al şöyle sahiline. Bak bakayım çalmaya çalış. İlk gün öyleydik hepimiz. Yani o kadar imkansız bir hareket gibiydi ki ama bu eğitim beynin de plastisitesi sayesinde çok şeyi dönüştürüyor. Fakat mesela sağlakların ve solakların İyi bir performansla enstrüman çalabilmeleri için özellikle lateral enstrümanlarda, yani sağ solundan farklı enstrümanlarda, işte gitar gibi, işte bağlama gibi enstrümanlarda muhakkak ellerine uygun enstrümanı seçmeleri lazım. Hep sorulur mesela, bu da yeri gelmişken burada söyleyeyim, belki işe yarar. Mesela sağ elini kullanan birisi işte gitar çalacağı, bağlama çalacağı, telli bir enstrüman çalacağı zaman sapı sol eline alır ve işte pena ya da mızrap tutan eli sağ eli olur. Şimdi bu el çok daha aktif gözükürken diğer el daha pasif gibi duruyor. Biraz ters gibi. Yani bizim aslında maharetli elimiz sağ. Acaba notaları bununla mı bassak? Fakat burada dikkat edelim. Kontrol aslında bu elde. Yani burada sadece belli kalıplarla notaları belli bir dizgede duyabilmeyi sağlayan perde basma işlemleri yapılıyor. Ama burası bütün ritmi, akışı, vuruşu, duyguyu veren esas olarak sağ el. Aynı şekilde solakların da ters gitar kullanmalarının sebebi yine onların da sol eli bu nüansları verebilme konusunda daha, nasıl diyelim, mahir olduğu için. Doğru olan el lateralizasyonuna göre uygun enstrüman kullanmak aslında. Bir enstrümanda uğraşınca böyle lüzumsuz bilgiler evet, elde evet edebilirsin. Hadi bu da enstrümancı arkadaşları farklı şey olsun. Bir de onu tam mesela adam sağlak, tam tersi veriyorsunuz, onu da aynen çalıyor. Anında adapte oluyor ve aynı şekilde çalıyor yani. Zaten ben
bana gitar çalıyorsun diyenlere gerçekten yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ben mesela ben kesinlikle müzisyen falan değilim. Yani ben müzisyenin ne olduğunu birkaç kişide görmüş olduğum için. Yani bariyerleri, stereotipleri, rutinleri kırabilen insana sanatçı ve gerçekten virtüöz ya da müzisyen denebilir. Gördük işte meşhur Isaac Perlman'ın hikayesi vardır. Tam konser sırasında kemanın teli kopar. Isaac Perlman bu arada dünyanın en büyük keman virtüözlerinden birisi. Aynı zamanda kötürüm, tekerlik sandalyeye geliyor sahneye. Sahneye gelmesi bir dert, gitmesi bir dert. Hani çok tantanalı bir adam. Ama tam oturuyor işte konserde tınk diye telin biri atıyor daha ilk parçanın ilk notalarında. Abi hiç bozuntuya vermeden bütün konseri o işte bir tel eksik kemanla bitiriyor. İşte müzisyen dediğim böyle bir şey olur. Hani B.B. King'in de öyle biliyorsun telinin evet. Koptuğu çok şey var. Coştuğunda enstrüman koparıyor. Yani biraz aslında sanat böyle bir şey. Yoksa hazır kalıp alıp çöp tiki benim gibi şöyle bu sanatçılık falan değil. Ama çok eğlenceli. Yapın. Hayatınızdan eksik kalmasın. Müzik güzeldir. Ama her müzik aleti tıngırdatan da ben sanatçıyım diye gezerse sanatçılar kötü olur. Allah çarpar. Yapmayın. Bunu da bir ara konuşuruz hocam. Tabii bu sanatçılık muhabbeti de herhalde bir 3 ay falan sürer. Evet bir sanat ama... olayı, beyin sanat konuşmadık değil mi? Evet. Tamam bunu da en yakın zamanda bir konuşalım. Ya mesela Kurt Cobain'in Smells Like Teen Spirit solosu tarihteki en büyük 10 solo arasında gösteriliyor mesela. Bak bilmiyordum bu klasifikasyonu. Ama hani bak, ben bir daha dinleyeyim şunu dinlediğiniz ya. Dinlediğiniz zaman aslında vokal melodisini çaldığı bir solo evet. Düşündüğünüzde. Çok da basit bir şey. Evet aynen. Vay rahmetli ya. Bir iyi müzisyen daha. Orada da başka şeyler devreye giriyor aslında. Brian May'in Nuno Bettencourt'un Pornografiti şarkısında attığı soloya yaptığı yorum var Instagram'da. Bu tabii şimdi ne demek istediğimi arkadaşları takip edenler bildi. Queen'in gitaristi o piri fani beyaz saçlı efendim Brian May diyor ki ben hayatım boyunca böyle bir şey yapamadım diye kendisinden kat be kat oğlu yaşında genç olan işte Extreme'in kurucusu ve gitaristi Nuno Bettencourt'un bir solosunu adam YouTube'da video çekmiş. Ya bu diyor nasıl bir zihniyet, nasıl bir şey? Ben mesela o albüm 500 kere dinledim ama Brian May gibi duymamışım. Sonra Nuno abiye bir iade itibar yaparak o oturduk baştan dedik. Gerçekten müzisyenlik öyle bir şey. Sanat öyle bir şey. Sanat algılayabilmek için gerçekten biraz sanatçı olmak lazım. Bu başka bir şey.